Çelenk yerine. Uygun adım. Marş. Saygıdeğer Hoca Delegasyonu Kütahya'mızın kıymetli bürokratları Sayın Rektörüm, Emniyet Müdürüm, Hemşehrilerim, değerli öğrencilerimiz, Ankara'da gelen 10. bölüm öğrencileri, arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler. Macar Özgürlük Mücadelesi'nin 171. yıl kutlama törenlerine hoş geldiniz. Anımsarsanız Sayın Koşut ülkesinden ayrılmak durumunda kalmış ve ülkemizde 2 yıla yakın bir zaman misafirimiz olarak da ikamet etmiştir. Sayın Koşut'un ülkemizden ayrılışı 1951 yılında ayrılışından aşağı yukarı 19 sene sonra da dünyadaki ilk Türk Koleji Enstitüsü Budapeşte, Macaristan'da Budapeşte'de kurulmuştur. Yine Cumhuriyetimizin en geç zamanlarında 1926 yılında dünyada bizim yaptığımız, Türkiye olarak yaptığımız ilk ticaret ve daimi ikamet anlaşması yine Macaristan'la yapılmıştır. Daha sonraki yıllarda anımsayacaksınız, Kütahya'mız ile 70'li yıllarda, zannediyorum 76'ydı, Kütahya'mız ile Baranya eyaleti, Pet şehri, kardeş şehir olmuşlar. Daha sonra da Lulupuna Üniversitemiz ve Pet şehri Üniversitesi yine kardeş üniversite olmuşlardır. Daha sonraki yıllarda biz Avrupa Birliği kapısında bulunduğumuz yıllarda bize samimi candan olaraktan gerçekten destek veren ve bu desteğin de bugüne kadar hiç eksiltmeyen ülke yine Macaristan olmuştur. Ve 15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında yine ülkemize ilk desteği veren, mesajı veren, yanımızda yer alan ve bu desteği de bugün de muhafaza eden, oradaki okulları derhal Maarif Teşkilatı'na teslim eden yine Macaristan olmuştur. Tabi Türkiye'nin de gerekli destekleri yeri geldiği zaman yapmaktadır. Mesela Macaristan NATO'ya aday olduğu zaman ona ilk desteği veren de yine ülkemiz Türkiye olmuştur. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, iki ülkenin birbirleriyle olan siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerinde hiçbir sıkıntı, hiçbir problem bugün için görünmemektedir. Bu ışığın ışığı altında da liderler, dikkat ederseniz sık sık gazeteler okuyoruz, daha çok birbirlerini, ülkelerini ziyaret ediyorlar. Liderler ziyaret ettikleri zaman da genellikle baş şehirlere gelirler. Mesela Ankara'ya, Budapeşte'ye gelir. İşte arada İstanbul gibi güzel yerlere uğranır. Küçük yerleşim birimlerine gidilmez. Ama
20 bin nüfuslu olan Zigakbar şehrine yıllar önce Cumhurbaşkanımız Sayın Demirel bu akabinde de 2005 yılında da ki benle beraberdim Zigakbar'a yine Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ziyaret etmişlerdir. Karşılığında da geçmiş yıllarda ilk defa olarak da Kütahya'mıza Macar yani herhangi bir ülkeden de geçerli olmak üzere ilk cumhurbaşkanları onlar olmuşlardır. Ve ilk olarak da Sayın Falşivit arkasında da Yanısoder Kütahya'mızı ziyaret etmişlerdir. Tabi bunlar Kütahya için de anlamlı ve güzel olan hadiseler, anılar olarak bizler de muhafaza ediyoruz. Hatırlayacaksınız 2008-2009'da Amerika'dan kaynaklanan bir Morbus kırıcı dünyayı etkisi altına aldı. Ve bizim Macaristan'la olan 2 milyar dolar civarındaki karşılıklı ticaret hacmimizde etkisi altına alarak ticaret hacmimizi daralttı. Fakat liderlerimiz her gün bilgileri hemen konumuna el koyarak da 2013 yılında Budapeşte'deki yaptıkları bir toplantıda hedefi 5 milyar dolara çıkarttılar. Zannediyorum Sayın Vekilimiz de o toplantıda zannediyorum vardı, beraberdik. Şu andaki ticaret hacmimiz de şu an için 3 milyar doların üzerine çıkmış bulunmakta. Pek çoğumuzun bileceği Budapeşte de bizim bir türbemiz var. Gülbaba Türbesi. Macarların da çok iyi bildikleri, muhafaza ettikleri türbemiz. Yıllar içerisinde yıprandığı için de 2016 yılında başlayan bir restorasyon çalışması sonucunda geçen sene Ekim ayında zannederim 9 Ekim'de tekrar liderlerin katılımıyla birlikte bir açılışı yapıldı. Bu açılışla birlikte yerler toplantılar yaptılar, kararlar aldılar, ekonomik, sosyal, kültürel kararlar aldılar ve paylaşımlarla bulundular. Ben orada Sayın Macar Başbakanı Viktor Orban şu cümleleri de doğrusu bende iz bıraktı. Diyor ki bizim Macaristan olarak da ham madde kaynaklarımız yok, doğal zenginliğimiz yok, petrolümüz yok. Ama biz Macaristan'ı insan gücümüzle, çalışmamızla, bilgi birikimimizle inşa ediyoruz. Ve bunun örneklerinden bir tanesi de almış olduğumuz çok sayıdaki Nobel ödülü de bunun bir göstergesidir diyor. Hakikaten de eğer nüfusa orantı yapacak olursak aşağı yukarı 600 bin kişiye bir Nobel ödülü düşecek şekilde çok sayıda ödülü olan dünyadaki en ünlü ülkelerden birisidir nüfusuna göre. Sayın Cumhurbaşkanımız da ülkemize geliştiğini ve kaliteli üretimiyle Avrupa'nın göz bebeği haline geldiğini ve aynı zamanda ondan da bir ticari ortağı haline geldiğini ve yakın zamanda da Macaristan'ın da savunma sanayine müşterek bu hareket ettiği planlarımızın bulunduğunu, yine her gün 3 kez uçan Türk Hava Yolları'nı, Budapeşte 3 kez uçan Türk Hava Yolları'nı yakın vadede Macaristan'ın Uzak Doğu ile olan ilişkisini yaşatabilmek için direkt olarak da Budapeşte'de Hindistan, Mumbai'ye seferlerin başlayacağını müjdesini verdi ve aynı zamanda da başka müjde verdi ki onun da önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye, Macaristan ile birlikte Afrika forumları yapılması yani Afrika'ya beraber açılması gibi bir projeden bahsetti. Ve hemen ilk toplantı yapıldı ve ikinci toplantı da geçtiğimiz Şubat ayında İstanbul'da yapıldı. Sayın Büyükelçin Viktor Bey de bu toplantıya beraberce katıldı. Ve hemen tabii bu ticaretin yapılabilmesi için de gerekli finansın hazır olması lazım. Onun için de iki ülkenin Exim Bankları da gerekli mutabakatı hazırladılar ve limitleri de gerçekten çok ciddi rakamlardan limitleri de hazır hale getirdiler. Sizlere bir başka bir küçük bilgiyi de aktarmak istiyorum. Mesafeden şu elimdeki resim muhtemelen görülmeyecek. Bu resimde şöyle bir şey var. Macaristan Pontürk kurultayı. Macaristan Macar Türk ve Hun geleneklerini korumak ve yaşatmak için kurulan Macar Toran Vakfı 2008 yılından bu yana her iki yılda bir Toran kurultayı düzenliyor. Kurultayı ilgi her geçen artarken özellikle son yıllarda katılım sayısı 200 binin üzerine çıktı. Gösteri alanında kurultaya gelen her ülkenin sırayla bayrakları açılıyor ve bu aktılar bu bayraklarla izleyicileri selamlıyor.
kurultayda 550 yılları Orta Asya Toran halklarının yaşamını ve Macarların Karpat Havzası'nda yurt düşünü yansıtan bir ortam oluşturuluyor. Ton ve Türk kökenli kardeş ülkeleri akraba topluluklarının bu kaçta bir araya gelmesini gerçekleştiren Dünya Kurultayı düzenlendiği ilk yıldan itibaren Avrupa'nın en önemli gelenek yaşatıcı festivallerinden biri olarak gösteriliyor. Şimdi özellikle dikkatinize sunmak istiyorum. Katılımcı ülkeler, milletler ve kabileler. Azeri, Ava, Türk, Başkurt, Bulgar, Balkar, Buryat, Çuvaş, Gagavuz, Kabardino, Karaçay, Karakalpak, Kazak, Kazakistanlı, Madyar, Kırgız, Kımık, Moğol, Nogay, Özbek, Özbekistanlı, Macar, Tatar, Türk, Tuva, Türkmen, Uygur, Yahut ve Macar. Bunlar ülkelerin bazıları ben şahsen ismini bile duymamıştım. Yani onlar maşallah bütün bu milletleri bir araya getirmişler. Kıymetli Hazırım, bu bahsettiğim güzel birlikteliklerin her iki ülke arasında sonsuza kadar devam etmesi dileğiyle sizlere sevgi ve saygıyla selamlıyorum ve iyi günler diliyorum. Teşekkür ederim. Macaristan Özgürlük Savaşı'nın 171. yıl dönümünde burada sizlerle birlikte bulunmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti öncelikle dile getirmek istiyorum. Bizler Türk milleti olarak tarihte var olduğumuz günden itibaren hürriyete, özgürlüğe olan inancımızla bugünlere kadar geldik. Dünya tarihinde farklı dönemlerde kurmuş olduğumuz devletlerle birçok defa var olma, özgür olma, hür olma mücadelesini bir millet evladı olarak Macar milli kahramanı 1848 Macaristan devrimi ve özgürlük savaşının önderi Türk-Macar dostluğunun en önemli şahsiyetlerinden Lajos Kossuth'u saygıyla anıyorum. Kütahya'mız bu değerli kahramanı dostları ile birlikte 1849-1851 yılları arasında 2 yıl burada misafir etmiş ve anısına saygı amacıyla 1982 yılında müzeye çevrilerek ziyarete açılmıştır. Macaristan ile olan dostluğumuz yalnız bunlarla sınırlı olmayıp Kütahya'mız Macaristan'ın Pet şehri ile 1975 yılından beri kardeş şehir ilişkisi içerisindedir. Dostluk ilişkilerimiz karşılıklı ziyaretlerle sürekli gelişmektedir. Milletimiz dünya sahnesinde var olduğu günden beri daima hakkın ve doğrunun yanında olmuştur. Zulme uğrayan, haksızlığa uğrayan kişi ve toplumlara her zaman hamilik yapmıştır, yanında yer almıştır. Türk milleti, Türk devleti olarak geçmişte ne yaptıysak, bugün de ne yapıyorsak, gelecekte de aynı şeyleri yapmaya, mazlumun hakkını korumaya, zulme uğrayanların yardımına koşmaya devam edeceğiz. Çok değerli misafirler, Zigatvar kentinde bulunan Türk-Macar Dostluk Parkı, nasıl ki Türk ve Macar halkları arasında barış ve kardeşliği temsil ediyorsa, bugün bu anma törenini gerçekleştirdiğimiz Kütahya'mızda bulunan Kossuth Müzesi de aynı şekilde iki halk arasındaki ve barış ve dostluğun ülkemizdeki simgesidir. İki halk arasındaki yıllara dayanan bu barış ve dostluğun artarak sonsuza dek sürmesini diliyorum. Ve hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Macaristan Ankara Büyükelçisi Sayın Viktor Matiz'in kürsüye teşriflerini arz ederim. Sayın Valay, Sayın Belediye Başkanı, değerli komutanım, Sayın Emniyet Genel Müdürü, Sayın Rektör, Sayın Faruk Konsolos, Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, değerli Türk dostlarım. Burada sizleri selamlamak benim için büyük bir onurdu. 1848-49 Macar İhtilali ve Özgürlük Savaşı'nın patlak vermesinin 171. yıl dönümünü birlikte kutlamak üzere geldiğiniz için teşekkür ediyorum.
beraber burada bulunmamız Macar ve Türk insanları arasındaki tarihi dostluğu 1848-49'daki felaketten sonra bugün de aynı şekilde güçlü olduğunu kanıtlamaktadır. Biz özgürlük savaşlarını seven bir milletiz. Ama hep kaybediyoruz. Hep kaybettik ama yenilmedik. Çünkü her zaman yeniledik. Milli şairlerimizden Şandor Pelefi'nin sözlerine göre yemin ederiz Macarların tanrısına, yemin ederiz tutsak olmayacağımıza. Bu sözleri bugünlerde dünyada her yerde Macarlar söylüyor. Bu ortak yemin her Macar'ın yanında durmasını ve her Macar'ın da Macaristan'ın ülkesi içinde çabalar göstermesi anlamına geliyor. Bu alanda bu yemin değerli Kütahyalı arkadaşlarımı da dahil etmektedir. Çünkü biz sizi fahri Macarlar olarak görüyoruz. Çünkü Koçuk Lajos için ya da Lajos Koçuk için ve mahiyeti için Kütahya'da neler yaptığınızın farkındayız. 2010'dan beri birçok kere Kütahya'ya gelme fırsatında bulundum. Ve çok rahat söyleyebilirim ki Türkiye'deki ikinci memleketime gelmiş gibi hissediyorum kendimi. 18 Mart'ı burada karda, yağmurda, sıcakta hem de seçim öncesi de beraber andık. Çok iyi arkadaşlar ettik. Değerli Vali Beyler, eminim ki önümüzdeki senelerde çok fazla işbirlik yapma fırsatında bulunacağız. Sayın Belediye Başkanı'yla da son senelerde çok ciddi çabalar gösterdik. Kendisi için de bunlar için çok teşekkür ediyorum. Sayın Rektör ile de Macar-Türk Dostluk Grubu Başkanı iken de çok fazla girişimler yaptık. Hem de Pro Cultura Hungarica ödülü sahibi aramızda bulunan müze müdürü Sayın Metin Türktüz'ün için de çok teşekkür ederim. Ama ikili ilişkiler için hepimizden daha fazla yapan bir kişi var aramızda. Kendisi de Fahri Konsolosumuz Sayın İsmet Güler. Kendisine özellikle teşekkür ediyorum. 20. ve 21. yüzyılda Kütahya'yı Macaristan'da tanıtan ve Macaristan'ı Kütahya'ya getiren kişi Sayın İsmet Güler'iydi. Bunun için hepimizin adına, Macarların ve Kütahyalılar adına da çok teşekkür ederim. Kendisi Kütahyalılar için bir milli değer. Ama bizim için de bir milli değer oldu. Çünkü artık bizden de sayılır. İsmet Bey'in ve Ankara Üniversitesi'nin destekleriyle bugün aramızda bulunan Hungaroloji öğrencilerini ve Hungaroloji Anabilim dahi öğretim üyelerini de özellikle selamlıyorum. Değerli öğrenciler, kendini bir Fahri Kütahyalı gibi hisseden biri olarak ikinci memleketine hoş geldiniz diyebilirim. Göreviniz büyük çünkü Koşut'un ve mahiyetinin hikayesini son detayına kadar bilmeniz gerekiyor, anlatmanız gerekiyor ve yaşatmanız gerekiyor. Bu sizin göreviniz. Ayrıca Kütahya'nın misafirperverliğinin de bilgisini herkese anlatmanız gerekiyor. Sayın Vali, değerli arkadaşlar, bugün burada bulunduğumuz için bir kez daha hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sayın Büyükelçi, çok değerli delegasyonları, değerli Macar ve Türk dostları, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Macaristan halkının Cumhuriyet uğruna verdiği bağımsızlık savaşının 171. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende siz değerli Macar dostlarımıza bir arada bulunmaktan, sizleri elimizde görmekten ve misafir etmekten dolayı çok mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu vesileyle büyük devlet adamı Lajos Koçuk'u saygı ve minnetle anıyorum. Milletlerin özgür olma adına verdikleri mücadeleler kolay olmamıştır. Pek çok zorluğa katlanılmıştır. Büyük devlet adamları da işte böyle zor zamanlarda ortaya çıkmıştır.
Macar Baran 1848-49 yıllarında Kossuth'un önderliğinde verdikleri özgürlük savaşında Kossuth ve dava arkadaşlarının ülkelerinden ayrılmak zorunda kalmaları neticesinde kendilerine kucak açan aynı kökün iki kolu olan Osmanlı Devleti'ne sığınmak zorunda kalmaları neticesinde her zaman zorda kalanlara yardım etmekten dolayı millet olarak, Türk milleti olarak daima gurur duyuyoruz. Umut ediyorum ki bu ev sahipliğinden kendileri de Macar misafirlerimiz de hoşnut kalmışlardır. Kütahya'mızda 2 yıl misafir edilen Lajos Kossuth ve arkadaşları ilk önce eski belediye binasının yerinde bulunan askeri kışla binasında dönemin valisi Süleyman Bey tarafından karşılanmış ve bu binada maiyetiyle beraber bir müddet misafir edilmiştir. Takiben de Lajos Kossuth ve beraberindekiler şu anda bahçesinde bulunduğumuz 18. yüzyıldan kalma geleneksel Türk ev mimarisinin güzel bir örneğini teşkil eden Kütahyalı Hamdi Bey'e ait olan bu eve taşınmışlardır. Kossuth burada çalışmalarına aralıksız devam etmiş ve bağımsızlık mücadelesinde çok önemli mesafeler kat etmiştir. Burada Kossuth'un anısını yaşatmak için düzenlenen bu müze ev, Türk-Macar ilişkilerinin derinleşmesine de önemli katkılar sağlamıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığımızca restore edilen Kossuth'un Anaları Müzesi, 1982 yılından günümüze, günümüze gelen yerli ve yabancı konukların ziyaretlerine açık tutulmaktadır. Bugün Macaristan bağımsızlık önderi Lajos Kossuth'un sayesinde Kütahya ile Peç şehri kardeş şehir olmuş, ilişkilerimizin ekonomik, siyasi ve kültürel alanda ileri düzeyde gelişmesi yönünde önemli adımlar atılmıştır. Ben bu ilişkilerimizin daha da artmasını, devletler ve hükümetler arasında yapılan görüşmedeki hedeflerin yakalanması noktasında da karşılıklı işbirliğinin özellikle ticaretin geliştirmesi yönünde hepimiz üzerine düşen görevleri yerine getirmesini temenni ediyorum. Tekrar Macar dostlarımızın bu anlamlı gününü kutluyor, yeniden hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kik sabadon ilte kaltak, sol gafel ben nem yukatmak. Amal yarok işte mire, eş küsün kogra bok tovap nem yesün. Burası ana odası olarak geçen yıl.